Merhaba web teknoloji izleyicileri. Bu videomuzda sizlere Adobe firmasının çıkarmış olduğu Voice uygulamasını inceleyeceğiz. Uygulamaya giriş yapalım. Bu Adobe demişken meşhur Adobe diye bildiğimiz bir firma var, biliyorsunuzdur, Photoshop falan yapan firma. O Adobe diye okunuyor arkadaşlar. Yabancılar Photoshop'u da Photoshop diye okuyor da o kadar cıvıtmanın da alemi yok. Ben size uygulamayı tanıtayım şimdi. Uygulamanın temel mantığı içinde bulundurduğu grafiklerle, işte görsellerle size bir video oluşturuyor. Zaten burada da yazıyor, create a new story diyor, yani yeni bir hikaye yaratın diyor. Çok basit bir video oluşturma uygulaması diyebiliriz bunun için. İnfografiklerle yapıyor bunu. Biz şimdi buradan yeni bir hikaye yaratalım. Sizin hikayeniz neyin hakkında diyor. Buraya bir başlık giriyoruz ya da bir fikir giriyoruz. Şimdi hani mevsim yaz olduğu için şu anda aklımıza yazla alakalı bir şeyler gelir belki diye. Hani uygulamayı da gösterebilmek adına şöyle yaz diyelim. Burada karşımıza birçok seçenek çıkıyor. Şimdi hikayemizi ne tarzda anlatmamızı istediğimizi bize söylüyor. İşte mesela burada bir fikri anlatmak için yapabilirsiniz diyor videoyu. Ne olduğunu anlatmak için, işte zaten üstündeki bu ufak grafiklerle de göstermiş neler olduğunu. Bir şeyleri açıklamak için. Burada bir hero'nun hikayesini, işte bir gezintisini anlatmak. Mesela Steve Jobs'ın hayatıyla ilgili bir video yapacaksınız. Bu seçeneği kullanıyorsunuz gibi gibi birçok seçenek var burada. Mesela ders öğretmekle alakalı bir şeyler var. Bizimki bir şeyleri açıklamak olduğu için yaz mevsimini açıklayacağız şimdi bu videomuzda. O yüzden explain something'i seçelim. Yani bir şeyleri açıkla seçeneği. Pick this one diyoruz, yani bunu seç. Şimdi uygulamanın ana sayfası burası arkadaşlar. Alt tarafta gördüğünüz gibi sayfalar var. Bu arka kısmı değiştirebiliyoruz. Bu artı sekmesinden buraya istersek ikon, fotoğraf veya bir text, yazı ekleyebiliyoruz. Dilersek de buradan da basılı tutarak ses kaydı yapabiliyoruz. Burada layoutlar var. Layout dediğim mantık şu arkadaşlar. Şimdi buraya bizim ekleyeceğimiz şey şu ufak gördüğünüz dikdörtgenin içine gelecek. Bunu istersek iki kare yapabiliyoruz. İstersek sayfanın tamamına fotoğraf ekleyebiliyoruz. Ya da üst tarafa bir şey ekleyip alt tarafa açıklama yapabiliyoruz. Ya da arka planı full fotoğraf yapıp ön tarafa bir şey ekleyebiliyoruz gibi layoutlar var üst tarafta. Ondan sonra temalar var. Buradan şu arka planı tamamen değiştirecek temalardan seçebiliyoruz istediğimizi. Şurada Relaxed diye bir tema var. Hani yaz renklerine de biraz uygun olduğu için bunu kullanabiliriz. Müziğe tıkladığımız zaman da buradan istediğimiz müzikleri bulabiliyoruz. Hani birçok müzik var gördüğünüz gibi. Evet, bu yaz için uygun gibi sanki. Bunu zaten direkt ekliyor arkadaşlar. Hani play'e bastığımız zaman arka planda çalmaya başlıyor. Durduralım. Şimdi gelelim videoya. Layout kısmında ilk sayfamızda ne olsun diye seçelim. Tek bir şey olsun ama tam sayfa olsun. Buradan bir fotoğraf ekleyebiliyoruz. İstersek iPad'imizden alabiliyoruz, istersek fotoğraf çekebiliyoruz. Facebook'tan vesaire hani alabileceğiniz bir sürü seçenek var. İstersek Find Photos'tan da bir isim yazıp, buraya bir şey yazıp aratabiliyoruz. Ama İngilizce aratmanız lazım. Summer yazalım. Gördüğünüz gibi karşımıza birçok görsel çıktı. Yaz deyince tabii aklımıza ilk başta deniz gelir. O yüzden hani şöyle deniz, havuz olan bir fotoğraf seçelim. Şimdi fotoğrafı yüklüyor. Gördüğünüz gibi fotoğrafı yükledi. Yaz burada şöyle bir şey yapsak daha iyi olur gibi. Şimdi buraya üzerine bir yazı yazalım bunun. Yaz dedik buraya. Şimdi videomuz şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi başlangıcı böyle. Daha sonraki kareye geçiyoruz. Şimdi buraya bir fotoğraf ekleyelim. iPad'imizden alacağız bu fotoğrafı. Şöyle. Yaz deyince tabii ki de aklımıza gelen ilk isimlerden birisi Serdar Ortaç. Kendisine de bu arada geçmiş olsun dileklerimizi iletelim buradan. Yanına bir şeyler yazmamız lazım. Ya da hani buraya da fotoğraf ekleyebiliriz veya ikon ekleyebiliriz. Biz yazalım. Şimdi diğer kareye geçebiliriz. Buraya da bir ikon ekleyelim. Yine Summer yazıp. Aratalım bakalım. Bir sürü ikon var arkadaşlar. Hani bunları siz de aratıp bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yazla ilgili birçok ikon çıkıyor. Tabii yazın vazgeçilmezi olan alevli şortu burada bulmamız biraz zor ama parmak arası terliği görüyoruz burada. Ekleyelim bunu. Gördüğünüz gibi ekledi. Bir sonraki kareye geçelim. Bu arada ikon kısmı dediğim gibi hani mükemmel olmuş. Sırf ikonlardan bile çok güzel bir klip oluşturabilirsiniz. Şöyle bir şeyler daha yazalım. Evet, Türkçe karakter sıkıntısı yaşıyor yalnız uygulama, o yüzden biraz değişik bir pişik olacak bu. Yaz dediğimiz zaman aklımıza gelen diğer şeylerden birisi de pişik.
Sonraki karemize geçelim. Burada Demet Akalın da vardı, onu unutmayalım. Ona bir ikon bulalım. Müzik yazalım bakalım. Şunu koyalım şöyle. Bu da bize Demet Akalın'ı çağrıştırsın. Şuradan hatta Tooting deyip buraya da. Tamam. Bir sonraki karemiz de oldu. Dilersek bunların arasına, yani üzerine ses de ekleyebiliyoruz bu arada. Hani bizim bastığımız kadar, basılı tuttuğumuz kadar ses ekliyor. Bu görüntünün de geçme süresi o kadar olmuş oluyor otomatik olarak. Şimdi finale doğru yaklaşıyoruz. Son bir şeyler daha ekleyelim ve klibi bitirelim. Şöyle bir hamak koyalım. Bakalım ikonunu bulabilecek mi? Aynen buldu. Şöyle koyuyoruz. Hatta daha güzelleri de varmış. Şunu eklesin. Arka plana da tabii ki Kate Upton koyuyoruz. Evet, oldu. Klibimiz bitti. Şöyle bir izleyelim bakalım. Tabii klibimiz sonuna kadar getirmediğimiz için son kareyi göstermedi. Son karede boşluk oldu. Sıkıntı değil, siz eklersiniz onu daha sonra. Adobe'nin Voice uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Bunları dilersek de paylaşabiliyoruz. Hani Facebook üzerinden ya da herhangi bir yerden. Şöyle ana menüye dönelim. Burada işte play seçeneği var. Klibi oynatıyor. Ortadakine basarsak çoğaltıyor. Bir tane daha yapıyor. Üzerinde onu farklı değişiklikler yapabiliyoruz ya da silebiliyoruz. Explore kısmından başka insanların ne yaptığına da bakabiliyoruz. Hani şöyle güzel olabileceklerden birine bakalım. Evet, biz de aynı müziği kullanmışlar. Stoicism often advises us to change our perspective. One famous Stoic line is: "People are not disturbed by things." Gördüğünüz gibi hani bir şeyi anlatmak için kullanmış bu arkadaş. Yapabileceğiniz şeyler hani sizin hayal gücünüzle sınırlı arkadaşlar. O yüzden uygulamayı bir indirip deneyin. Ama şu an sadece iPad'lerde var bu uygulama. Android kullanıcıları maalesef kullanamıyorlar. Yakında tahminimce gelecektir. Adobe firması onun için de çalışmalarını devam ettiriyordur. Shared kısmından da Adobe ID'nizle girebilirsiniz ya da Facebook'unuzla bağlanıp paylaşabiliyorsunuz size bu Explore kısmını. Sizin yaptığınız videoda düşüyor. Siz de bu şekilde güzel hikayelerinizi, hani sevginize güzel video yapmak istiyorsunuzdur ya da arkadaşlarınızla bir parti yapmışsınızdır, çok eğlenceli geçmiştir, onunla ilgili bir anı olsun diye bir video yapmak istiyorsanız ya da sunum yapacaksınızdır hani bir yer, bir toplantı gibi bir yerde, onun için bile kullanabilirsiniz bu uygulamayı. Çok başarılı bulduk biz. Hani gerek tasarım açısından gerekse kullanılabilir olması açısından Adobe'nin Voice uygulaması çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ediyoruz. Bu videomuzda sizlere Adobe'nin yapmış olduğu Voice uygulamasını tanıttık. Başka bir uygulama videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.